Herkese selamlar. Bugün biz bisiklet turuna çıktık. Şu an Kartal sahildeyiz. Kartal'dan Kadıköy'e kadar sürmeyi düşünüyoruz. Ara ara mola vereceğiz. Ara ara sohbet edeceğiz. Bugün pazar, ciddi derecede bir kalabalık var. En sonunda da gün batımına doğru sürerek turumuzu tamamlamayı düşünüyoruz. Bakalım gün nasıl geçecek. Burada sahil boyunca hem çimlerde bütün gün vakit geçirebilirsiniz, hem de gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz. Balık tutabilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz. Tekerine değmeye çalışıyorum. Karşı sürmek o kadar keyifli ki arkadaşlar. Melisa, gün batımı efsane değil mi? Hadi kahve molası verelim. Oraya geçmemiz lazım aynen. Maltepe'ye geldik. Şimdi Maltepe'de de bir kahve molası vereceğiz. Melisa'cığım evde elleriyle hazırladı filtre kahveyi. Çaylar da Bengü'den. Aynen, çaylar da benden. Ay, bu bardakları da Batım'da beraber almıştık ama benimkiler kayboldu. Melisa bana hediye etti. Bunun ticaretine başlayalım bence. Benim çok talep olur. Değil mi? Kesinlikle. Kahveler hazır. Ellerine sağlık kuzucuk. Afiyet, bal, şeker. Bu manzarada hem kahve içiyoruz, hem Badim'le sohbet ediyoruz. Bu arada bisikletim de Decathlon'un Bitwin katlanabilir bisikleti. Gerçekten inanılmaz kullanışlı bir bisiklet. Öncesinde benim yol bisikletim vardı. Uzun yollara onunla çıkıyordum. Ama toplu ulaşım araçları almıyor diye bu bisiklete döndüm. Yokuşlarda biraz zorluyor ama tam bir sahil bisikleti. Eğer bisiklet arıyorsanız Decathlon'un bu bisikletini size önerebilirim. Bagaj boyuna geliyor. Üçlü katlama oluyor. Ortadan katlıyorsun. Koltuğu aşağı indiriyorsun. Direksiyonu da aşağı indiriyorsun. Küçücük bir şey oluyor. Gün batımının kızıllığına bakar mısınız? Harika. Ve bu manzarada bisiklet sürmek de bir başka harika. Arkadaşlar şu kızıllığa bakın. Aşık oldum resmen. Efsane görünüyor hem de. Ya canım İstanbul ya. Çok güzelsin ya. Karanlığa kaldık. Şimdi Bostancı sahildeyiz. Caddeye doğru devam ediyoruz. Bu arada bu Caddebostan'da hala denize giriliyor.
İstanbul'a geldiğiniz zaman burada denize girebilirsiniz. Burada bir sahil var. Bir de ileride bir sahil var. O sahil çok daha güzel. Birazdan orayı da gösteririm. Cadde yine akıyor Melisa. Pendik'ten Moda'ya kadar olan sahil boyunca sanırım en kalabalık olan yer Cadde Bostan sahil oluyor. Gördüğünüz gibi böyle. Çayım var kızlar. Çay kahve. Abi biz çayımızı kendimiz getirdik ya. Ne vermiyor? Biz ne yiyeceğiz? İyi, sen çay kahve getirdin. Ama biz hayatın minimumda yaşıyoruz. 9 tane çocuk var yorganı yiyor. 9 tane mi? Yorganı yiyor. Ne yaptın be abi? 9 Çek tane. Çek var mı resmi? Çekiyorum. Muro çay. Muro çay. Çay kahve, Nescafe üçü bir arada. Cadde Bostan'da seni mi bulsunlar abi? Tabii benim buracım var. Adın ne YouTube'da abi? Muro. YouTube'da var. Tabii. Herkes mesaj atıyor. Tamam. Cadde Bostan sahili. Geldiğiniz aynen. Zaman Muro çaycı. Muro çayı buluyorsunuz. Adın ne abi? Murat mı? Murat da Muro diyorlar da. Murat abi ama namı diğer Muro. Evet, namı öbürü çay, Muro. Çay ne kadar abi? Çay 5 lira kahve 7,5. Ne yaptın ya? Çay 5 lira mı? Burada öyle. Cadde Bostan tabii. Cadde Bostan böyle abi. Bana kaç para burada abi? Sana bedava. Ya ay, kralsın ya, kral. Kanalına abone olsunlar o zaman abi. Sen bizim kardeşimizsin. Teşekkürler, sağ olasın. Kahve var, çay var, Nescafe var. Şu bir arada var, sade kahve var, çay var. Buyurun, sıcak sıcak. Muru çay. Cadde Bostan sahilde ikinci molamızı verdik. Bu sefer de çay içeceğim. Gece yettik arkadaşlar, akşamı yaptık. Akşamı yaptık. Hala sıcak. O zaten 24 saat sıcak tutuyor. Decathlon'dan bu arada termos. Bunu da size öneririm arkadaşlar. Ürün yerleştirme yaptı şu yerleştirme. Murat, Mura çay gibi olmasa da. Bir dahakine şey yaparız. Oo, şimdi neyi gelecek bu çaya? Aynen. Bayağı sürdük çünkü ve... En az şu an 1,5 saat falan sürdük neredeyse. Bayağı kalabalık ya. Etrafımız her şeyi görelim. Etraf bayağı kalabalık ama biz şu an sakin yerdeyiz. Şu an aynen. Kalabalık olan yerde değiliz ki. Hadi bakalım Moda'ya kadar sürecek miyiz? Dermanımız kalacak. Kahramanlarımızın dizleri. Moda'ya kadar acaba? Bakarız. Söz vermiyorum. Fena yorulduk. Bayağı. Ama şu an o kadar iyi, o kadar iyi ki. Öyle uzanmak. Bir de yıldız olsaydı çok güzel olurdu. Şehirde yıldıza açız ama en azından toprağa basabiliyoruz arkadaşlar. Kampa gitmeyen insanlar kesinlikle bunu yapsın. Mutlaka ki bir ayağınız toprağa değsin. Aynen öyle. Vücudunuzun elektriği. Bir de şöyle bir durum da var. Bugünün masrafı sadece bir akbil. Kahvemizi evden yaptık, çayımızı evden yaptık, evet. Termoslara koyduk, birazcık evde olan ıvır cıvırları koyduk. Hani İstanbul'da yaşam çok zor diyorlar ama İstanbul'da yaşamayı biliyorsan eğer gerçekten bunu minimumda tutup ve çok daha kaliteli yaşayabilirsiniz. Aynen, bahane üretmeye gerek yok yani arkadaşlar. Kafelerde takılıp da işte paramız yok deyip hafta sonunu evde geçirmiyoruz, böyle değerlendiriyoruz. Şimdi haftaya biz enerji yüklüyoruz, topraktan alıyoruz yani yaşam enerjisini. Aynen. Enerji bedava sonuçta. O zaman kullan onu, use it. Bitişte görüşürüz. Bizim genelde denize girdiğimiz yer burası. Gerçekten de İstanbul'da böyle bir deniz bulmak çok zor. Artık o eski paçalı amcalar da gelmiyor buraya. Akşamları gün batımı da efsane oluyor. Melisa tribe girdi şu an. Ve Mavede geldik. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu. Sarı lacivert şampiyon Fener. Fenerbahçeliler burada mısınız? Kedicik çık oradan kedicik. Yüzyılında ne oldu şu anda efsane. 100 yaşında mutlu ol Fenerbahçe. Birazdan size çok güzel bir şey göstereceğim. Çok az kaldı. Fenerbahçeliyim göğsümü gere gere, ver leftere, yazsın leftere. Lefter'in heykeli burada. Birazdan da kimin yanına gidiyoruz? Alex'in yanına. Ve
Büyük Kaptan Alex de Soza, Kral Alex 10 numara. Seni çok özledik. İnşallah bir gün teknik direktör olarak camiaya geri dönersin. Sevgiler sana. Bu arada burası da Yoğurtçu Parkı. Birazdan parktan da Moda'ya giriş yapacağız. Moda'dan gidelim ya, yoldan gitmeyelim. İstersen yoldan gidelim. Kısa mesafe diye değil mi seni? Hayır seni. Ve son durak Kadıköy'ün simgesi olan Boğa'da turumuzu bitiriyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik yine. Kaliteli bir zamandı. Bu hafta kampa gidemedik ama günü çok güzel değerlendirdik. Acısını böyle çıkardık. Artık Boğa'da da fotoğrafımız yok demeyiz. Normalde Kadıköylülerin Boğa'da fotoğrafı olmaz ama. Aynen, bizden önce az önce Ankaralı biri çektiriyordu. Ankaralı bir, biz iki. Aynen. Bu hafta da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.